Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Son günlerde TB3'ün ilk uçuşu, arkasından da Aksungur'un kırdığı rekorlar derken bu konunun odağında TEİ tarafından geliştirilmiş PD-170 motoru var. Bu videomuzda PD-170'i beraber inceleyeceğiz. Nasıl başladı, nereye gidiyor, bunları size dilim döndüğünce anlatacağım. Videonun ikinci bölümünde TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'in öğrencilere yaptığı bir sunumu sizlerle paylaşacağım. Biraz kamuoyunun geri planında kaldı. Buradan çeşitli haberleri sizlerle sitemizde paylaştık ama en azından birinci ağızdan dinleyin PD-170'in yapılış hikayesini ve karşılaştırmasını. Bu videoyu seyrettikten sonra PD-170 ile ilgili aklınızdaki soru işaretlerinin önemli bir kısmı cevap bulacak. Son birkaç aya baktığımız zaman PD-170'in önce arka arkaya rekorları gelmeye başladı. Eylül ayı sonunda biliyorsunuz İzmir'de Çiğli 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda Teknofest gerçekleştirildi. Ve Teknofest'te de Ankara'dan TUSAŞ tesislerinden kalkan Aksungur İHA sistemi İzmir üzerine kadar gitti, geri döndü. Bunlar sadece birer gösteri uçuşu değildi. Aynı zamanda da birer test uçuşuydu. Ve bu testler sırasında 35 saat Aksungur havada kalmış oldu. Ve İzmir'in plakası malum. 35, bir taraftan da 35 saat havada kalmak çok ciddi bir süre ve bu uçuşta rekor TEİ'nin PD-170 motorlarıyla geldi. Arkasından geçtiğimiz günlerde TUSAŞ tarafından yeni bir rekor bilgisi de bizlerle paylaşılmış oldu. PD-170 motoruna sahip Aksungur İHA sistemi 30.000 feet, yani metreye böldüğümüz zaman 9.144 metre irtifaya başarıyla yükselmiş oldu. Şimdi bazı Amerikan ölçüleri kullanılıyor havacılıkta. İşte feet diyoruz. 1 metre yaklaşık 3.3 feet. Knot, deniz mili hız kullanılıyor. 1 knot'ta yaklaşık 1.85 kilometreye tekabül ediyor. Bu yüzden havacılık tabirlerini bu şekilde kullanıyoruz ama en azından ben size çevirerek vermeyi çalışıyorum dilim döndüğünce. Aksungur İHA sistemi Anka'dan geliştirilmiş, adı Anka 2 olarak da geçiyor. Çift motorlu bir insansız hava aracı. İnanılmaz geniş kanatları var. Taşıdığı sistemlerle tam bir, çok uzun süre havada kalabilip istenilen görevi yapabilen bir insansız hava aracı sistemi deniz kuvvetlerimizin envanterinde var. Giderek gelişiyor. İhracat başarısına da imza atıyor. Bunlar Aksungur'un başardıkları. Bir de Baykar'ın TB2 sonrasında geliştirdiği TB3 ile de ilgili çok çok önemli bir haber var. Hatırlayacaksınız, Anka ilk uçuşunu Alman orijinli motorla yaptı. Arkasından da Aksungur'da ilk uçuşunu Alman orijinli motorla yaptı. Sonrasında PD-170'e geçtiler. Keza T-625 Gökbey helikopteri, o da aynı bizim ataklarda kullanılan motorla ilk uçuşunu yaptı. Arkasından TEİ'nin TS-1400 ile uçtu. Ama TB3'te Baykar şu konuda bir ilke imza atmış oldu. İlk defa yerli bir hava aracı, insansız hava aracı yerli bir motorla ilk uçuşunu yaptı. Tabii bu ilk uçuşunu yapmasının arkasında TEİ'nin tasarımını yaptığı, testleri tamamladığı, önce Anka arkasından Aksungur'a verdiği ve buralarda uçarak kendini ispat etmiş PD-170 motorunun da çok önemli bir yeri oldu. Ve bu ilk uçuş gayet başarılı. Aşağı yukarı hemen hemen her gün Baykar TB3 ile test uçuşları yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu test uçuşu İstanbul ve Marmara bölgesini etkileyen çok kuvvetli Lodos sırasında yapılmıştı. Gerçekten bu sırada uçuşlar İstanbul Havalimanı olsun, Sabiha Gökçen Havalimanı olsun, birçok yolcu uçağı, yani o böyle 30, 40, 50, 60 tondan başlayan yolcu uçakları inemediler. Fakat o havada TB3 Çorlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Havalimanı'ndan kalktı ve uçuşunu başarıyla yapıp çok önemli bir test uçuşunu ciddi süre havada kalarak gerçekleştirmiş oldu. Şimdi PD-170'e sahip olduğunuz zaman bu insansız hava araçlarını ihraç etmede herhangi bir ambargoya takılmıyorsunuz. Biliyorsunuz bu iki konu vardı. Biri motor, motoru bu şekilde açtık. İkincisi kamera sistemleri. Aselsan'ın geliştirdiği kamera sistemleriyle de burada çok çok önemli bir sorun da aşılmış durumda. Yani geri kalan sadece sizin mühendisliğiniz, sizin sistemleriniz ve bunu yabancı bir ülkeye götürdüğümüz zaman oturuyoruz diyoruz. Bunlar yerli sistem, herhangi bir ambargo yok. İstediğiniz yere sorunsuz satabilme imkanına sahip oluyoruz. Bunlar çok çok önemli bilgiler. Şimdi geçtiğimiz aylarda yine tolgaozbek.com sitemizde de bu haberi gündeme getirdik ama buradan da tekrar etmemizde fayda var. Aslında PD-170 basit bir genel havacılık motoru gibi gözüküyor. Yani o tek motorlu 4 kişilik işte Cessna 172 ve türevi uçaklarda kullanılabilir şekilde.
Bir yandan da biliyorsunuz Bursa merkezli Uçaksan şirketi var. Uçaksan şirketi Troy olarak adlandırılan yeni bir seriye başladı. 2 kişilik modelini artık ilk uçuşa getirdi. 4 kişilik modeli tasarlanıyor. Bu 4 kişilik modelde de neden PD-170 sorulmuyor, kullanılmıyor sorusuyla ben çok sık karşılaşıyorum. Bunun da nedeni şu. Sonuçta PD-170 çok özel bir insansız hava aracı motoru. Yani normalde tek motorlu bir uçak en fazla maksimum işte 10.000 fiti görüyor. Yani 3.300 metreyi. Üzerine çıkacaksa oksijen ekipmanına sahip. Bu nedenle kabin basıncı olmayan uçaklarda gerekmiyorsa pek bu irtifalara çıkılmıyor. Bu irtifalara üzeri yani 10.000 fit yani 3.300 metre bir İHA için herhangi bir hiçbir şey ifade etmiyor. Yani düşman hava sahasına gittiğiniz zaman omuzdan atılan çok basit hava savunma sistemleri bu İHA'ları vurabilir. Bu nedenden dolayı daha yüksek irtifalara çıkılıyor. Nedir mesela? Aksungur'da 30.000 fite çıktı. Anka için, Anka 1 için üst limit 45.000 fit. Nereden baksanız 15.000 metreye yakın. Şimdi bu irtifalara çıkmak demek biraz sonra da zaten Mahmut Hoca'nın sözlerinden, anlattıklarından da işin teknik boyutuna vakıf olacaksınız. Bu irtifaya çıkabilmek demek çok özel sistemlere sahip olmanız demek. Nedir? Süper şarjör. Yani o gücü bir daha kullanıyorsunuz. Yakıt verimliliği ve yüksek irtifada güç kaybı yaşamamak gibi bunlar insanlı tek motorlu uçakların motorlarına göre çok daha zor sistemler, pahalı sistemler. Bu nedenden dolayı da İHA'ya özel tasarlanmış durumda. Ama ben eminim ki ilerleyen yıllarda TEİ bu sistemleri farklı hava araçları içinde geliştirip sertifikasını alır ve arkasından da kullanılmaya neden başlanmasın sorusunu koyuyorum ama tabii ki Türkiye'nin şu andaki önceliği bu tür insansız hava aracı sistemleri. Bu konuyla ilgili bir başka önemli odaklanılan nokta da ihracat konusunda yaşanan sıkıntılar. Sivil bir sistem dediğiniz zaman dışarıdan almanız çok rahat. Örnek olarak TB2'lerdeki Rotax serisi motorlar. Bunlar genelde ultralight tipi hafif uçaklarda kullanılıyor. Sivil motorlar alımı, temini, parçası bulmak çok kolay ve bir ambargoya girmiyor. Ama bazı böyle askeri konular girmeye başladıkça işte oralarda ambargolar devreye girmeye başlıyor. Minicik bir sistem bütün o hava aracının uçuşunu etkileyebilecek duruma geliyor. Şimdi tabii benim bunu anlattıklarım sadece işin çok üst kısmı. Biraz daha teknik bilgi için TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'in yaptığı konuşmadan aldığımız videoya bağlanıyoruz. Orada PD-170 konusunu hoca çok güzel bir şekilde anlatıyor. Zaten PD-170'in bir sonrası da PD-222. 222 nereden geliyor? Mahmut Hoca da söylemişti videosunda. Eskişehir'in telefon kodu. Aynı boyutta PD-170'de bu sefer 170 beygirden 120 beygir ve üzerine çıkan bir güç grubunu sunuyor. Yani aynı motor, aynı büyüklükte fakat 50 beygir güç üretiyorsunuz. O da daha büyük hava araçları için. İşte Mahmut Hoca ne demiş? Beraber izliyoruz. İnsansız uçaklar motorlarından ilk yaptıklarımızdan birisi Anka'nın ithal motorunun eşdeğeri. 155 beygirlik bir motor. Bu ilk uçuşunu 2018'in ilk aylarında yaptı. Basındaki haber. Uçuşunu da yaptı. Seri imalata girdi. Biz bunu 9 tane teslim ettik. Sonra da üretimi durdurduk. Niye? Neyse. Biz bunu yapmadan önce Avrupalılar, neyse firmanın adını, ülkenin adını söylemeyeyim. Motoru satan firma Ankara için ilk baştan 3-5 tane satmış deneysel diye. Seri imalata geçince devlet izin vermemiş. Motor alamıyorlar. Acele bize geldiler motor yapın diye. Biz bunu yaptık. 155 beygir ürettik, teslim ettik. İlk motorumuz çalıştıktan bir hafta sonra hemen Avrupa'daki firmanın haberi oldu ve ambargoyu kaldırdı. Biz üretimi onun için durdurmadık. Yeni oldu zaten değil mi? Yok, birkaç yıl oluyor. Ya biz o üretimi durdurma sebebimiz o değil. Çünkü daha iyisini yaptık. PD-170'i yaptık. Bu motor aynı yere sığıyor, 170 beygir üretiyor. Hemen hemen her şey yerli ve milli. Hemen hemen diyorum. Neleri yerli değil? Enjektörleri, bujileri, kızdırma bujisi, bazı ufak tefek raf ürünleri, sanayiden alabileceğiniz şeyler. Dünyada 3-4 tane enjektör üreten firma var. Gidiyorsun sanayiden alıp takıyorsun ya. Yani. Şimdi onun için fabrika mı kuracağız yani? Onun dışında her şeyi yerli ve milli.
Bu ilk önce Anka için geliştirdik. Aksungur uçuyor bunlar. Aksungur bunlarla irtifa rekoru kırdı. Geçen sene mi? Evvelki sene. TB3 haberleri takip ettiniz mi? Cuma günü ilk uçuşunu yaptı. Bizim motorumuzla. Tabii Anka ilk uçuşunu yapalı bayağı oldu. Şimdi öteki Şubat'ta uçmuştu. PD-170'i peşinden yetiştirdik. Ne zaman uçtu? Aralık 2018'de. Bu da TB3'ün dün, bugün cumartesi değil mi? Dün yaptığı ilk uçuşu. Biz zaten motoru göndereli bayağı oldu. Sürekli denemelerde orada şey yapıyorduk ama tabii ilk uçuş. Bu video taze. Yani daha yeni uçtu. Ben de dün oturup onu koyuyordum demin orada otururken. Bunu ekliyordum. Bu motor seri imalatta. Epeydir seri imalatta. Bak Ocak 2022'de çekilen resmi görüyorsunuz. Kaç tane motor var burada? En az 10-15 tane var. Peki hani diyorlar ya yapmadılar, yok yalan söylüyorlar. Sonra yok yaptılar ama işte prototip efendim seri imalata girmedi. Yok seri imalata girdi ama işte yetersiz, kötü. Adam bir şey bulacak ya. Bu Amerikan motoru, bu Alman motoru, bu Avusturya motoru, İtalyan, Fransız. İrtifadaki güç, kritik irtifada ürettiği güç. Görüyorsunuz yani açık ara iyi fark atmışız değil mi? Burada daha rahat gözüküyor. Bu gerçek uçuş ölçüm deneylerinden alınan rakam. Mavi olan ithal motor, orijinal Anka'nın o ithal motoru. Kırmızı olan bizim motorumuz. 20 bin fit ne dedik gökyüzüne doğru çıkarken motorun takati kesilir. Oksijen azalmaya başladığı için diye değil mi? Peki bunlarınki niye kesilmiyor? Düz gidiyor bak. İrtifa bu tarafa doğru da düz gidiyor. Çünkü bu motorlar gökyüzünde güç üretebilsin diye özel turbo sistemleri tasarlıyoruz. İthal motorda da var, bizimkinde de var. Tabi bu turbolar sizin arabanızdaki turbo gibi değil. Bunlar çok ince havayı basabilecek özel turbolar, özel tasarım. Ama bizim motorumuz 20 bin feet'e kadar hiç gaz kesmeden çıkabiliyor. Görüyorsunuz yani. 20 bin feet görev irtifası. Hiç gaz kesmiyor. Ya ister Denizli'de kullan, ister Everest Dağı'nın tepesinde kullan, aynı gaz. Peki anladık. İyi güç üretiyorsunuz da belki de çok yakıyor. Değil mi? Güç üretiyor ama belki de çok yakıyor değil mi? Şimdi burada da baktığınız zaman grafik bu tarafa doğru X ekseninde yakıt tüketimi azalıyor bana doğru. Y ekseninde de yukarıya doğru irtifada ürettiği güç artıyor. Birim. Özgül güç diyelim. Bizim motorumuz en iyi yerde. En sağda. Bir kere en az bizim motorumuz yakıyor. İthal Avrupa motoruna göre %11 daha az yakıyor. Bu ciddi bir rakam. Niye ciddi bir rakam? Şöyle söyleyeyim. %11 demek 20 saatlik bir uçuşta yaklaşık 1,5 ton yaksa işte 100-150 kilo yakıt tasarrufu demek. Bu ne demek? 100 kilo diyelim, en düşüğü alalım. 25 kiloluk 4 tane daha ekstra cirit füzesi demek. Ya. Dikkatinizi çekerim. TB2'ler sadece 2 tane cirit füze, 2 tane füze taşıyabiliyor değil mi? 2 tane. Biz sadece yakıtı az yakarak 4 tane ilave kapasite getirebiliyoruz. Ha şimdi bazıları diyor ki TB2'ler ithal motor kullanıyor. Doğru. Niye bunu kullanmıyor? Bu kadar iyi bir motorumuz var. Niye bunu kullanmıyor?
Çünkü TB2'ler çok küçük. Bu motorlar yaklaşık 1,5-2 ton sınıfındaki İHA'lar için. 2 tonluk bir İHA'yı yeryüzünden kaldırıp 40 bin feet'e çıkarıyor şu motor. Mesela senin arabanı sırtına bağlasan tek başına çıkarıyor yani. Ama TB2 600 kilo. Bu şeye benziyor. Bir serçeye V6 3 litre motor takmaya benziyor. O zaman büyük geliyor yani. Onlar daha basit küçük motor kullanıyorlar. Bir sıkıntılar da yok ithalatta. Evet arkadaşlar, PD170 konusuyla umarım sorularınız cevap bulmuştur. Bu arada yavaş yavaş 300 bin aboneye doğru geliyoruz. Sizden ricam, abone olmadıysanız abone düğmesine basın. Videoyu beğenmeyi, sorularınızı yorum olarak iletmeyi unutmayın. Ve tabii ki detaylı havacılık haberleri için www.tolgozbek.com sitesine sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.